Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Doro ve Bogo eklerini işleyeceğiz. Bu ekler isimlere eklenen eklerden biri. Ve dönüp, şuraya dönüp, yani şuna dönüp, biri için genelde kişilere şuna dönüp ya da şuna bakıp eki, yani şuna döndüm, dedim ki, öyle o şekilde de çevirebiliriz. Döndüm ve dedim ki şeklinde de çevirebiliriz ya da yönelip, yani şuna yönelip, şu kişiye yönelip şeklinde de çevirebiliriz. Şimdi örneklere geçelim. Dongseng Doro, şurada boşluk olmayacak, bileşik yazılan bir ek. Dongseng Doro usanır kacigo orago heyagesso. Kardeşime dönüp kardeşime, yani bunu aslında direkt E şeklinde de çevirebiliriz kişiler için şuna. Yani kardeşime yönelip, kardeşime dönüp, kardeşime usanır kacigo orago heyagesso. Kardeşime usanır kacı da şemsiyeyi yanına almak demek. Kacigo o da şemsiyeyi yanına alıp gel demem gerekecek diyor. Demeliyim diyor. İyi otoke honca he nadoro taharago. Bu işi nasıl olur da tek başıma yaparım? Yani nasıl böyle yapabilirim? Nadoro, yani bana dönüp bana bakıp taharago hepsini yapma diyorsun diyor. Hara aslında yap et demek. Tahara go denince de aktarmış oluyor. Aktarma yapmış oluyor. Yani bana dönüp böyle böyle mi diyorsun? Bunu yapmamı mı söylüyorsun şeklinde. Omonikeso çodora Çodoro, Şimburımır, Ta, Dani Orago, Haşosum Nida. Annem bana bakıp, bana dönüp dedi ki, Şimburım ayak işleri, getir götür işleri yapmak demek. Getir götür işlerini, Danyo'da dönmek, geri gelmek, yani gidip gelmek anlamında kullanılıyor. Getir götür işlerini yap dedi. Ne namca Singuga, Nabogo, Çakade. Şimdi bogo da kullanılıyor dedik. Her ikisi de aynı anlama geliyor. Benim erkek arkadaşım bana bakıp, yani bana dönüp, bo da aslında bakmak demekti. Bogo bana bakıp çaka de. Şimdi çaka da iyi olmak, iyi kalpli olmak, sevimli olmak bazı zamanlarda iyi kalpli olmak anlamında kullanılıyor. Aslında çaka de derken dagoha'da eki var burada. Yani bana böyle böyle dedi. Deyo şeklinde. Eğer resmi bir ek olsaydı deyo olacaktı. Yani de samimi bir ek. Yo atılmış burada. Dagohada'nın kısaltılmış hali. O dersi işlemiştik aktarma yaparken. Yani diyor ki benim erkek arkadaşım bana bakıp iyi kalpli olduğumu söyledi. Sonsengim geso, çobogo, hangugoru, çarhandago, haşosum nida. Öğretmenimiz bana bakıp, bana dönüp dedi ki, Korece'yi iyi yaptığımı söyledi. Bana bakıp Korece'yi iyi yaptığımı söyledi. Evet, bu şekilde birine bakıp, birine dönüp anlamında kullanılıyor. Birine yönelip şöyle şöyle dedi şeklinde çevirebiliriz. İsimlerden sonra kullanılıyor. İsimler de genelde kişi oluyor. Yani şurada gördüğünüz gibi Dongseng Doro, daha sonra Nadoro, Jodoro ya da Nabogo, Jobogo şeklinde kullanılıyor. Evet, bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Ayrıca aklınıza takılanları da sorabilirsiniz. Hoşça kalın.